Sayın seyirciler, seçimlere 5 ay kala vatandaşa verilen vaatler yine dillenmeye, yine ortalığa saçılmaya başlandı. Her seçim öncesinde oy kaygısıyla verilen sözlere göre oy tercihinde bulunan bazı vatandaşlar her seçim sonrası vekillerin sözlerini tutmadığı gerekçesiyle söylenir durur. Bakalım bu seçimde neler vaat edilecek ve verilen sözler tutulacak mı? Biz hiç sanmıyoruz ya, hadi hayırlısı efendim. Seçim geliyor, seçim geliyor. Allah! Ülkemde seçim geliyor, geliyor. 5 ay kaldı seçimlere, vekil başladı gezmelere. Kapı kapı dolaşıp oy istemeye. Hey hey! Hanimiş benim gönlü zengin vekilim, vekilim. Verecek miymiş hepimize bir ev, araba, bir de para? He? Verecek miymiş bize birazcık para? Yürü vekil yürü, meclisine yürü. Şimdi de geçti buradan diğer partinin gülü. Artık bedavaya oy devri bitti. Artık vatandaşın vaatlere karnı tok, kardeşim tok. Sözde icraatlar değil, gerçek icraatlar istiyoruz. Haydi yallah! Sayın seyirciler, İstanbul'a 3. köprünün eli kulağında. Ha yapıldı ha yapılacak denilen 3. köprü projesi birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Öyle ki İstanbul'un son kalan ormanlık alanlarının da katledileceğini ve doğanın tahrip edileceğini söyleyen yaklaşık 2000 kişilik bir grup 3. köprüye hayır sloganıyla protestolarını dile getirdi. Görünen o ki tartışmalar uzun süre devam edeceğe benziyor. İzliyoruz efendim. Evet arkadaşlar, 3. köprünün güzergahını belirlemek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bakın şimdi, köprümüz Sarıyer istikametinden başlayarak bu istikamete kadar gidecek, burada da son bulacaktır. Bir dakika, şimdi bu şablon böyle olmadı. Sen istikameti yine Sarıyer'den başlat. Evet başladım. Şimdi biraz çiz elinle, sola kır. Sonra tekrar düzelt, öyle git. Evet. Orada benim dayı oğullarının arsa var, biliyor musun? 5 metre için değer kaybetmesin ya o arsaları. Yok. Oldu mu şimdi canım ya? Madem o kadar yamuklaştırdın köprüyü, oraya kadar gitmişken oradan şöyle bir U çekelim de benim amca oğullarının arsası da köprüden faydalansın, değil mi ama? Bak böyle çok güzel oldu. Ya tamam, faydalansın da onun 100 metre ilerisinde de benim ormanlık alanda bir dağ evim var. Bence bu noktadan şöyle ada şeklinde bir yuvarlak yapıp 100 metre köprüyü ileri çekelim ki benim ev tam köprünün altında kalsın. Vallahi değişik bir köprü oldu ha bu, değil mi? Tabii canım, kültür başkenti dediğin İstanbul'a da böyle bir köprü yakışır zaten. ama pardon arkadaşlar ya, bizim bürokrat Selim'in de bu güzergahta bir arsası vardı. Şimdi oradan geçmezsek ayıp olur ya ona. Yapalım. Neredeydi o? Bak şimdi şuradan şöyle sola gideceğiz. Ormanlık alan var ya burada, onları kesip biçip yakar yıkar, sorun değil. Tam şuradan da geçirdik mi onun da gönlü olsun. Bak ne güzel oldu. Valla çok süper oldu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu köprü karşıya gidiyor, tekrar geri geliyor. Doğru lan, karşıya geçemedik. Ya boşver ya, ne olacak ya? Acayip oldu ama. Nasıl güzel oldu. Sanat eseri bu oğlum. Abi Amerika'da bile yok bök. Lan oğlum duydun mu ya? Kaçakçılar gümrükten geçirebilmek için tütünlerini popolarına zulalamışlar. Vallahi şimdi daha anlamlı oldu o yazı ha. Ne yazısı lan? Ne yazısı olacak? Sigara sağlığa zararlıdır yazısı. Anketi duydun mu? Türkiye'de 34 ilçe 2011'de il olmayı bekliyormuş. Seçimler gelsin, olurlar. Lan oğlum bu gidişle ülkede ilçe kalmayacak lan. Tabii oğlum, maksat oy almak. 2 seçime kalmaz. Bak bizim gecekonduyu bile il yapar bunlar. (Gülüyor)
Sayın seyirciler, seçime doğru siyasi mücadelenin çok sertleşeceği şimdiden belli oldu. Sağduyu yerini hızla atışmaya, çatışmaya bırakıyor. Seçim peşrevi ise siyasilerin kürsülerden kükremeleriyle başladı bile. İzliyoruz efendim. Allah 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 Allah! İki siyasi çıktı kürsüye, ikisi de birbirinden tırsıyor. Hayda bire müzmin muhalif. Asıl sana hayda bre, somut pehlivanı. Biri ak der biri kara, ikisi de ister ki çok oyala. Muhalefete düştüm diye yerinme, iktidara çıktım diye şişinme. Sana bir şark kündesi atacağım, aklın şaşacak aklın. Şark garp, hepimiz kardeşiz kardeş. Göbeğin yıldız görecek senin ilk seçimde. Alta gelirsen iftira de, üste gelirsen bas bas bağır, vur yumruğu kürsüden at, gönder seçmene bolla. İyi yalan muhalif, elimden kurtulamayacaksın. Kim kimin elinden kurtulamayacak göreceğiz. Seni siyasi müfteri ilan edeceğim, siyasi müfteri. Allah Allah illallah. Hep birlikte siyasetçilerimizden alkışlarla yaka silkelim illallah. Hayda bre. Allah 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 Allah. Hayda bre. Alasa. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.